Manşete hoş geldiniz. Bir 29 Ekim 10 Kasım sürecini, haftasını esasen bir haftadan uzun bir süre ama haftasını diyelim geride bıraktık. Neden böyle söylediğimi programı sürekli takip edenler bilirler. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı kutlamalarıyla başlayan ve 10 Kasım'da Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu'nun anılmasıyla tamamlanan hafta. Gerçekten Türkiye'de e, kutuplaşmanın geldiği noktayı göstermesi açısından da önemli. Çünkü özellikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı son 8-10 yıldır çok daha başka, daha farklı bir coşkuyla kutlanıyor. Ve mesaj içerikli yüklemeler, mesaj içerikli gönderiler ve bir takım sosyal ağlarda paylaşımlar söz konusu oluyor ve elbette bir takım etkinlikler de buna bağlı olarak gelişiyor. Yani e, ilgili belediyelerin veya ilgili partilerin etkinlikleri veya ilgili sivil toplum örgütlerinin etkinlikleri. Benzer bir şekilde hafta 10 Kasım'da tamamlanıyor. Dün de böyle oldu ve e, gerek saat 9.05 geçe işte sirenlerin çalması, insanların araçlarını durdurarak Atatürk'ü anması, ağlayan gençlerin görüntüleri e, beni çokça düşün, düşündürdü. Neden bu derece büyük bir kutuplaşma oldu ve neden bizim çocukluğumuzda ve ilk gençliğimizde görmediğimiz derecede bir cumhuriyet kutlaması ve akabinde de bir Atatürk anması var. Gerçekten böyle değildi 80'li 90'lı yıllarda. Bunu yadırgıyor, kınıyor değilim. Sadece bunu anlamaya çalışıyorum. Burada elbette siyasal iktidara büyük bir öfke, büyük bir nefret var ve bir çıkış arayışı var. Ve elbette Cumhuriyet'in kurucusuna işte sağladığı değerler, özellikle kadınlara yönelik işte kazanımlar, Türkiye Cumhuriyeti'nin adeta Birinci Dünya Savaşı'nın ardından mühim bir kurtuluş mücadelesiyle adeta küllerinden doğması ve kurucu lidere olan minnet kadar bu kazanımların elden gitmesi, kaybedilmesi ve umutsuzlaşan kitlenin Elbette sitemi, yakarışı ve gözyaşları var. Yani ben o gençlerin gözyaşında biraz bunu da görüyorum. Birlikte değerlendirilmeli, birlikte düşünülmeli. Peki, Türkiye muhalefeti veya Türkiye muhalefeti derken elbette sadece iktidar, iktidar muhaliflerini veya muhalefet partilerini kastetmiyorum. Bu duyguyu, alıp acaba siyasete evirebiliyor mu? Ya da bu yaşanan gelişmeleri görüp bu insanlara, bu insanlar için bir çare üretebiliyor mu? Mesela gelecek yıl benzer biçimde kutlama ve anma olacak mı sonraki yıl? Çünkü gelecek yıl 100. sene. Asıl önemli yıl, asıl önemli sene gelecek sene 2023 Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümü. Acaba gelecek yıl Cumhuriyet'in 100. yılında nasıl bir manzaraya tanık olacağız? Nasıl bir kutlamaya tanık olacağız? Bir Erdoğan şov, AKP şov mu olacak Cumhuriyet'in 100. yılında? Ya da Türkiye rejimi farklı bir noktaya mı evrilecek? Ya da bugün 29 Ekim'de ve 10 Kasım'da gördüğümüz manzaraların kimini artık göremeyecek miyiz? İşte muhalefetin, Türkiye muhalefetinin ve Türkiye'de mevcut rejimi değiştirme niyeti olan ve bunda samimi olan insanların buna kafa yorması gerekiyor. Ve o kitlelere, özellikle o ağlayan gençlere dönüp demesi gerekiyor ki mahzun olmayın. Önümüzdeki yıl ağlamayacaksınız. Önümüzdeki yıl güleceksiniz ve önümüzdeki yıl önünüze, istikbalinize umutla bakacaksınız. Bunu demesi gerekiyor. Bunu vermesi gerekiyor. Bana özellikle bu sene e, elbette kutuplaşmanın doruk yaptığı senelerden biri her geçen gün artarak geldi. Ve bu sene özellikle 29 Ekim 10 Kasım haftasında e, bunları düşündürdü. Ve sizinle paylaşmak istedim. Lütfen siz de aşağıya yorumlarınızı yazın. Okuyorum onları, ilgiyle okuyorum, takip ediyorum. Bugün manşetin likit bir e, gündemi var. E, bu gündem... Elbette Ekrem İmamoğlu duruşması. Siz bu yayını saat e, seyrettiğiniz dakikalarda duruşma başlamamış olacak. Başlamak üzere olabilir, bitmiş de olabilir. Bu duruşmanın üç ihtimali var. Bunun üzerinde duracağız. Ceza alırsa ne olur? Almazsa ne olur? Orta halli bir ceza verilirse ne olur? Ve bununla iş bitmiş midir? Bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Muhalefet liderleri acaba desteğe gidecekler mi? fikir veren örnek bir tutuklama üzerinde duracağız. Sendika başkanını hakaretten Silivri 9 no'lu cezaevine koydular. Bu da enteresan buna da bakacağız ve Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir notunu da yayının sonunda sizinle paylaşacağım. Reuters kaynaklı bir haber bu. Ama ondan önce Ankara'da bir katliam haberi var. Akşam saatlerinde geldi. 5 kişi ölü bulunmuş. Afgan kökenli 5 kişi savcılığın açıklaması. Çilingir marifetiyle Ankara Altındağ ilçesindeki bir ev. Çilingir marifetiyle o eve girmişler ve yabancı uy uyruklu olduğu değerlendirilen 5 erkek şahsın kesici alet yarasıyla öldü görülmüştür diyor savcılık açıklamasında. Afganistan uyruklu 5 kişi. Acaba neden öldüler, öldürüldüler? Neyse bir husumet mi var başka bir hikaye mi bu ortaya çıkar ancak göçmen kökenli olmaları son derece düşündürücü. Zaten ilgiyi yani ilgiyi bu noktaya çeken Ankara daha çeken de öldürülen kişilerin göçmen kökenli Afgan göçmeni Afganistan uyruklu 5 kişi olması. Bir diğer konuda Türkiye'de artan kuduz vakaları ee, olmayan bir takım hastalıklar veya ol, olmayan bir takım dertler tekrar nüksetmeye başladı. Hemen her alanda bu böyle. Ekonomideki enflasyon gibi, üç haneli enflasyon gibi. En son Bitlis Adilcevaz'da 11 yaşında bir çocuk e, kuduz tedavisi görmüş ve kurtarlamamış. Geçen yıl kuduz riskli temas sebebiyle 250 bin kişi tedavi olmuş Türkiye'de. Özellikle Asya ve Afrika kıtalarında halen görülüyor. E, batı'da yok bu hikaye. Ki Batı'da hayvan sevgisi, insanların evlerinde e, köpek, kedi beslemesi son derece yaygın. Farklı hayvanlar da var. Ancak dediğim gibi bu hijyenle alakalı bir konu, korumayla, korunmayla alakalı bir konu ve elbette sağlıklı bir, sağlıklı veteriner hizmetleri ve bu işin takibi ile ilgili bir konu denge denetim bittiğinde kazalar, afetler oluyor ve insanlar hayatını kaybediyor. Bununla bağlantılı. Şimdi dönelim. İmamoğlu vakasına hikaye bu. 4 Kasım 2019'da edilmiş laflar. Süleyman Soylu Avrupa Parlamentosu'na gidip şikayet eden ahma söylüyorum diyerek Ekrem İmamoğlu'nu kastetmişti. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek demişti. Şu anda da ödetmeye çalışıyorlar. Tam 3 sene sonra. Kasım 2019 dikkatinizi çekerim. Kasım 2022. Ekrem İmamoğlu da 31 Mart seçimlerini ihmal iptal edenler ahmaktır demişti. Yani kendisine ahmak denince ahmaklık ahmak lafını soyluya iade etmişti. Bütün bilirkişi raporları ve zaten laflara bakanlar, söyleme bakanlar, açık söylenmiş laflar bunlar. Kameralara söylenmiş laflar. Gizli kapılar ardında değil mikrofonlara konuşulmuş laflar. Hala da var internette. Ben dün evvelki gün Twitter'da da paylaşmıştım iki lafa ar arka arkaya. İzleyebilirsiniz. Tamamen hikaye bu. Biri diğerine ahmak dedi, öbürü de asıl sen ahmaksın dedi. Bundan dolayı yargılanıyor Ekrem İmamoğlu. Fakat neden dolayı yargılandığının bir önemi yok. Şimdi mahkeme Anadolu Adliyesi Kartal'da 7. Asliye Ceza galiba bir karar verecek. Dediğim gibi siz bu yayını seyrettiğinizde karar şöyle veya böyle çıkmış olabilir veya mahkeme ertelenebilir. Üç ihtimalli bir konu var. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için ertelenmişti zaten 11 Kasım'a. Geçen aydı ilk duruşma. Ee, mahkeme devam etme kararı alabilir. Saraydan gelen talimatla HSK Adalet Bakanı üzeri, HSK üzerinden bir talimat gönderirse tekrar erteleyebilir. Ekrem İmamoğlu'nun durumunu değerlendiriyoruz. Durun daha henüz bir karar açıklamayalım diyebilir saray. İki, e, iki yılın üzerinde bir mahkumiyet verip Ekrem İmamoğlu'nun siyaset yasağına hükmedebilir. Bu durumda Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşer ve yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir başkan seçer. O da muhtemelen AKP'nin bir AKP'li bir üye olur. 3 2 yılın altında bir ceza verir. Veya beraat ettirir. Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu bu davadan yırtar. Şimdi bunun neresinden bakarsanız bakın. Hikaye. Neresinden bakarsanız bakın. Siyasi bir dava. İşte burada şey şu. Yani herkes bu mahkemeye odaklanmış durumda. Şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur diye ahkam kesiyor. Yani ahkam kesilecek bir şey yok. İktidar, iktidar duruma göre bakacak ve bir karar alacak. E, tamamen 7 ay kalmış seçime şurada. Ve buna göre e, Tayyip Erdoğan karşısındaki adayı belirlemeye çalışıyor. Ekrem İmamoğlu olsun mu olmasın mı? Ekrem İmamoğlu olmasın kanaati hasıl olduğunda Ekrem İmamoğlu'nu düşürecek. Elbette Ekrem İmamoğlu'nun düşürülmesiyle gelen tepkilerde. de hesaba katılıyor. Şimdi benzer bir şekilde HDP kapatma davası var Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi'ne HDP'nin kapatılması istemiyle başvurdular ve HDP'yi Anayasa Mahkemesi'nde kapatmaya çalışıyorlar. Sonra da Anayasa görüşmesi için, Anayasa değişiklik teklifi için HDP'nin ayağına gittiler. İşte böyle böyle bir Anayasa teklifi değişikliği düşünüyoruz. Ne diyorsun falan diye HDP ile müzakere ettiler. AKP yedi, aynı AKP yeti. Şimdi dolayısıyla bir ilkesi olmayan e, yargı yani bağımsız yargı kalmadı ülkede yargı kalmadı artık bunu herkes ifade ediyor bu 8 senedir yoktu zaten de işte yeni insanlar farkına vardı böyle bir durumda her herkes veya her şey her kurum her konu iktidarın yargısının iki dudağı arasında daha doğrusu iktidarın iki dudağı arasında e, ve iktidarın yargısı da oradan ne nasıl bir işaret alırsa ona göre e, yürüyor. Şimdi benzer bir şekilde seçime doğru yani 7 ay kala anayasa mahkemesi toplanıp ne hikmetse seçime aylar kala HDP kapatma davasını ele alacak, kapatacak veya kapatmayacak. Bir de böyle bir durum var. İktidar hemen her konuda belirleyici olmayı tercih etmiş durumda ve gözü kara. Şimdi bu konuda fikir veren örnek bir tutuklama yaşandı. Birazdan buna da bakacağız ama Ekrem İmamoğlu konusunda belediye başkanlarının destek mesajları var. E esasen bu böyle olmamalı. Yani Kartal Adliyesi veya oraya çıkan yollar bütün altılı masa unsurları tarafından doldurulmalı. Liderler gitmeli. Sadece işi İstanbul İl Başkanları'na falan bırakmamalılar. Madem size yedirmeyiz Ekrem İmamoğlu oğlunu dediniz, yedirmeyeceğinizi de göstermeniz lazım oradaki gövde gösterisiyle. Mansur Yavaş. Hukuksuzluğa karşı hepimiz biriz birlikteyiz anca beraber kanca beraber başkanım demiş vesaire. Mansur Yavaş acaba Kartal Adliyesi'ne gidecek mi bilmiyorum. Haliyle tweet'i ben de atıyorum. Yani videoyu ben de çekip koyuyorum sosyal ağlara. Yani mesele e, şu anda hali hazırda orada eli kolu serbest dolaşabiliyorken, Türkiye'de bir mahkemeye gidebiliyorken, birilerine de desteğe veya dayanışmaya gidebiliyorken bunu yapabilmek. Böyle bir imkanım olsa yapardım ve yaptım da zaten. Buradan yani Türkiye'den çıkmadan önce 2-3 yıl boyunca kurumların önüne gittik, adliyeye gittik, oraya gittik, buraya gittik. Hatta kendimizi de ihbar ettik yani hakkımızda böyle böyle gözaltına alındı, soruşturma var falan gibi laflar var diye Çağlayan Adliyesi'ne gittik Erhan Başurt'la beraber. Hakkımızda böyle bir şey var mı Savcı Bey? Varsa bak biz ifadeye geldik. Bir sabah gelip de kapımızı kırıp evimizi almayın falan dedik. O günler gene nispeten bugünlere göre iyi günlerdi yani. Evet. Kerem Altıparmak paylaşmış. İşte fikir veren örnek tutuklama derken bunu kastettim. Ekmek üreten bir kişiyi ekmekle ilgili ifadeleri nedeniyle nefret söylemi diye gözaltına alıp hazır gelmişken eski tweet'i nedeniyle Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklamışlar. Ne ilginç bir ceza kanunumuz var gerçekten diyor ama ceza kanunu falan kalmadığını herkes gibi Kerem Altıparmak gibi bir hukukçu da biliyor. Sürpriz falan yok. Şimdi e, Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Koli var. E, ekmek aptal toplumların temel gıda maddesi dediği için tutuklanmadı. Sonradan öğreniyoruz ki Bizim toplum ekmekle doyduğu için başında 20 senedir böyle yöneticiler duruyor dediği için tutuklandı zannediyorduk. Esasen bundan da tutuklanmamış. Bu lafla benim sarıyla işaretlediğim bu lafla iktidarı kızdırdı bu kesin. Bununla zaten gel dediler. Gel bir ifadeni alalım dediler. Fakat görüyoruz ki cezaevinden yaptığı açıklamada bir de Silivri 9 nolu cezaevine koymuşlar. Yani en ağır Suç ithamında bulundukları kişileri oraya koyuyorlar. Terör suçluları işte siyasi suçlular vesaire. Bir sürü insan var Silivri 9 Nolu cezaevinde. Ve bu kişiyi e, Cumhurbaşkanı diplomasız e, manasına işte bir Twitter polemiğinde attığı bir tweetten dolayı tutuklamışlar. Yani e, ekmekle ilgili açıklamasından dolayı dikkat çekiyor. Sonra gel diyorlar seni ve bir ifadeni alalım. O arada eski tweetlerini karıştırıyorlar. Aha da diyorlar işte burada bir Erdoğan hakaret çıkar buradan ve e, oradan tutuklama veriyorlar. Böyle bir ülke. Televizyondaki açıklamayı incelemediler. Baktılar ki halkı aşağılama diye bir niyet yok. Bir tweet bulup bunu Cumhurbaşkanı hakarete çevirdiler diyor. Cihan Koli var. Hukuksuzluk silsilesinin bir parçası oldum demiş. Kimse korkmasın söyleyeceğini söylesin. Silivri soğuk diyorlar ama hiç soğuk değil. Benim evde kalorifer yanmıyor burada yanıyor diye konuşmuş. Evet. Sendika başkanını söylediği laftan değil eski bir tweetinden dolayı tutuklayıp bir de Silivri 9 nol cezaevine koydular. Bir de diyor ki ee, bu şeyde e, özellikle bu Cumhur Cumhurbaşkanlığı hakaret şeyiyle ilgili benim grafiğe yansıtmadığım lafları var. Cihan Koli var diyor ki tutuklama konusu yapılan Cumhurbaşkanına hakaret suçunun üst sınırdan cezası 4 yıl. Bugüne kadar genellikle 11 ay ceza verilmiş. Pandemi nedeniyle 3 yılın altındaki cezalarda hapis yatılmıyor bile. Hakim dosyaya göre yargılasa, anayasaya göre yargılasa bile böyle bir karar veremez. O halde ben neye göre yargılanıyorum diye sormuş. Neye göre yargılanıyoruz? Tamamen konjonktüre göre yargılanıyoruz. İşte Ekrem İmamoğlu olayına bakarken bu olaydan bağımsız düşünmemek icap ediyor. Altılı masa 14 Kasım'da toplanacak 3 gün sonra. Haftanın bir gündemi de bu. Eee 15 günde bir toplanacaktı. Bir önceki toplantısı 2 Ekim'deydi. Zannediyorum işte bir buçuk ay sonra falan toplanacak. Muhalefet liderlerinin özellikle ben takip ediyorum son haftalarda bir enerji kaybı söz konusu gene. Yani ya acaba iktidar toparlıyor mu? Şu %85 açıklanmış resmi enflasyona rağmen oy desteğini yitirmiş görünmüyor hatta belki birkaç puan artırmış mı görünüyor ne? Muhalefet de bekleneni veremiyor insanlarda bir umutsuzluk var sanki gibi bir hava oluştu gene. Muhalefet liderlerinin aklını başına toplaması gerçekten e, incir çekirdeğini doldurmayacak konularla meşgul olmak, birbirlerine laf sokmak ve e, ufak tefek meselelerle vakit kaybetmek yerine ittifak değil Gerçekten birlik olup e, bu işi önümüzdeki 7 ay boyunca götürmeleri ve bitirmeleri icap ediyor. Ama görünen o ki işte özellikle son dönemde HDP üzerinden esasen bir buluşma, esasen bir birleşme, esasen bak işte AKP gitti HDP'yi ziyaret etti, legal parti dedi onun ortağı devlet Bahçeli filan hatta aynı devlet Bahçeli, anayasa mahkemesi de kapatılsın diyordu ters bir karar alırsa. Şimdi HDP kapatma davasına bakan Anayasa Mahkemesi işte oradaki daha önceki sert lafları arşivde dururken yıl içerisinde yaptığı laflar öyle çok eski senelere gitmeye de gerek yok. Şimdi HDP legal bir parti tabii ki görüşecek benim iktidar ortağım diyor. Ve bunun üzerinden bir mavra dönüyor. Şimdi de yani enteresan bir şey oldu. Ben bütün lafları okudum alt alta. Elbette satır aralarında. Bundan duyulan bir hoşnutluk da var. E, e, muhalefetin elinin güçlenmesi, elinin rahatlanması, rahatlaması icap ederken, onu alıp şimdi e, tekrar bunu HDP'ye yüklenme veya HDP üzerinden iktidarı dövme veya iktidarı sarsma, iktidarı karalama unsur olarak kullanmaları gerçekten düşündürücü. Yani bir anlamda herkesi kastetmiyorum ama bir bölümü itibariyle iktidar yakın zamana kadar HDP üzerinden muhalefeti karalarken şimdi bu görüşme vesilesiyle muhalefet HDP üzerinden iktidarı AKP'yi MHP'yi karalar duruma geldi. Sizce de öyle değil mi? Yazın aşağıya ee, okuyacağım. Gerçekten ilgiyle okuyacağımdan kuşkunuz olmasın. Bakın Reuters Türkiye Avrupa Konseyi'nden çıkarılabilir diye bir kulise mühim bir habere imza attı nedeni de 5 yıldır Silivri cezaevinde o aynı işte ekmek üreticileri sendikası başkanlığı koydukları yer. Orada yatan Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde 2019 tarihli ahim kararını uygulamayan Türkiye dolayısıyla. Avrupa Ahim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlı bir organ. Ondan dolayı ahim kararlarını uygulamazsa, Türkiye taraf olduğu sözleşmeler gereği konseyden çıkarılabiliyor veya böyle bir süreç başlatılabiliyor. Hukukta, hukukla başladık, onunla devam edelim. Avukat Mehmet Tahsin yazmış. Ee, özellikle bu son Bülent Keneş'in, İsveç'te yaşayan gazeteci Bülent Keneş'in bizzat İsveç Başbakanı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından hedef gösterilmesine ilişkin olarak. Aynen okuyorum diyor ki, 10 Ekim 2015 günü ben de oradaydım. Zaman Gazetesi'nin Yeni Bosna tesislerindeydim. Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktığında tutuklanacağına kimse ihtimal vermiyordu. Apar topar tutuklanmış ve metris cezaevine götürülmüştü. Gece geç vakitte avukat olarak ziyaret ettiğim görüş odasında böyle bir tutuklamayı beklemediğini anlattı. Tutukluluğu uzun sürecek olursa ev kirası, faturaları, çocukların okul taksitleri gibi ödemelerin aksamaması için Banka şifrelerinin tamamını bana yazdırdı. Ertesi sabah eşimi de alarak Halkalı'nın toplu konutlarında bulunan evine gittik. Eşi İpek Hanım'la beraber bilgisayarı açıp banka hesabına ulaştık ve ödemelerin bir kısmını yaptık ama faturaların tamamını ödeyemeden hesapta yeterli para kalmadı. O gün gazetenin insan kaynaklarını arayıp mümkünse bir sonraki ayın maaşının bir kısmını avans olarak yatırmalarını rica etmiştim. Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin durumu buydu diyor Bülent Keneş'in tutuklandığı günü anlatırken avukat Mehmet Tahsin. TR724'teki yazısında yazının tamamını TR724'te okuyabilirsiniz. Böyle bir hukuk. Son konu sırrı er paylaşmış. KHK'lı TRT spikeri. Hakan Şükür trending topic aynı zamanda 2-3 haftadır fena halde tartışılıyor... ...Türkiye'de çıktığı çıkmadığı kanallarla... ...söylediği sözlerle gerçekten... E, ...bir kez daha yıllar sonra... ...kral krallığını gösterdi ve... ...onun gücü, onun etkisi... ...onun güvenilirliği ve... E, ...sözlerinin tesiri karşısında... E, ...medya mahallesi... ...spor dünyası... değecek bir kelime, değecek bir söz bulamıyor... ...ve... Onu yayınlarında konuk eden insanlar da o kadar güçlü argümanlarla kendilerini anlatıyorlar ve ifade ediyorlar ki onlara da kimse artık bir şey diyemiyor, bir şey yapamıyor. Böyle bir noktaya evrildi durum. Ama medya mahallesinde hala at gözlüklü tipler var. İşte KHK'lı TRT emekçisi Sırrı Er bunu resmetmiş tweet dizisinde. Aynen okuyorum. Halk TV haberini tahlil edelim Hakan Şükürle alakalı. FETÖ firari ise Hakan Şükür'ü TV5'ten Mehmet Ali Kayacı'nın programına konuk olması tepkilere neden oldu. Kayacı'nın işte, e, işten kovulduğu öğrenilirken Rütükse TV5 hakkında inceleme başlattı. Öte yandan Hakan Şükür'ün yayındaki açıklamaları da dikkat çekti. Halk TV haberi böyle vermiş. Ve sırrı er başlıyor yorumlamaya. Neresinden alır, ele alırsanız sakatlıklarla dolu. Doğrusu muhalif olduğunu iddia eden bir kuruluşun önce hakkaniyetli, sonra adam gibi bir tutum sergilemesi lazım. Öte yandan Hakan Şükür'ün yayındaki açıklamaları da dikkat çekti. Hem nalına hem mıhına. Hakan Şükür'ün yayındaki açıklamaları da dikkat çekti demişler. Yayındaki açıklamalarını da vermemişler. Yani dikkat çeken ne o da yok. Rütük TV5 hakkında inceleme başlattı. İşte buraya dikkat. Madem Rütük bu kadar kutsal. Rütük ceza kestiği zaman ağlamayacak. Seyircilerden yardım dilenmeyecek. Adam gibi dimdik ayakta olacak, muhalif pozları vermeyecek, sözünüzün arkasında ölümüne duracaksınız diyor. Evet. Sonra TV5'e de bir dizi laflar etmiş ama burası çok gerçekten enteresan ve eski tabirle cayı dikkat. Yani Rütük Tele 1'e Halk TV'ye ceza kestiğinde program durduğun, durdurma veya işte Belgesel cezası şu falan verdiğinde ayağa kalkıyorsunuz böyle bir şey olabilir mi? Partizanca Rütük diye bir kurumun varlığı bile yanlış falan. Sonra Rütük TV5 için harekete geçti diye sonra rejimin argümanlarına sarılıyorsunuz. İşte bu medya mahallesinin tuhaf hali asıl bakılıp incelenmesi gereken bir konu. Türkiye laboratuvarında. Hep söylediğim bu. Asla ve asla demokrat değiller asla ve asla özgürlükçü değiller. Asla ve asla fikir hürriyetini, sözün gücünü savunuyor değiller. Asla ve asla insan haklarına saygılı değiller. Asla ve asla evrensel kriterlerin peşinde bunun arayışında değiller. Bütün bu argümanları, bütün bu asetleri, bütün bu unsurları, bütün bu kutsal insanların etrafında kenetlendiği veya kenetlenmiş gibi göründüğü değerleri kendileriyle ilgili bir durum, bir konu, bir sıkıntı söz konusu olduğunda kullanıyorlar, değerlendiriyorlar veya ondan buna yapışıyorlar. Yoksa demokrat oldukları için değil. Demokrasiyi, hukuku, insan haklarını, fikir hürriyetini, kelamın gücünü neyse, basın hürriyetini bir aparat olarak, bir araç olarak köprüyü geçene kadar kullanıyorlar tıpkı iktidar gibi o açıdan iktidarla da fena halde benzeşiyorlar. İmamoğlu'na siyaset yasa gelir mi gelmez mi? Bir şey söyleyeyim mi? Gelse ne olur, gelmese ne olur? Kimin ne kadar umrunda? Şu ana kadar kimin ne kadar umrunda olduğu hakkında bir fikir vermiştir değil mi süreç? Bunu bugün de göreceksiniz, bugünden sonra da takip edeceksiniz. Emsal, bakınız Canan Kaftancıoğlu kararı. O da siyaseten yasaklandı. Nerede yeri göğü inletenler? 7 ay kaldı seçime. Şakası yok bu işin. Diyor ve bir yayın daha noktalıyorum. Herkese iyi hafta sonları. Hafta başında tekrar görüşmek umuduyla.